Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yedekleme kavramından bahsedeceğiz ve verilerimizi neden yedeklemeliyiz, bunu öğreneceğiz. Öncelikle yedeklemenin ne olduğundan bahsedelim. Yedekleme, bir veri kaybı olayından sonra orijinalini geri yüklemek için kullanılabilmesi için başka bir yerde alınan ve saklanan bilgisayar verilerinin bir kopyasıdır. Yani örneğin bir verimiz var, bu veriyi kaybettiğimiz zaman yerine yenisini koyabilmek için aldığımız, sakladığımız yere biz yedek diyoruz. Bu işleme yedek alma diyoruz arkadaşlar. Yedek alma, yerel yedekleme ve bulut yedekleme olarak ikiye ayrılıyor. Gelin hep birlikte bunları inceleyelim. Öncelikle yedeklemenin faydalarından bahsedelim. Mesela örneğin sabit sürücünüz arızalanabilir. Yani bilgisayarınızın hard diski arızalanabilir ve bu sebepten dolayı verilerinizi kaybedebilirsiniz. Bu şekilde geri döndürebilirsiniz arkadaşlar. Aldığınız yedekleri tekrar kullanabilirsiniz. Ya da dizüstü bilgisayarınız kaybolabilir, akıllı telefonunuz çalınabilir, önemli bir belgenin orijinal versiyonunu silmiş olabilirsiniz, saldırganlar verilerimize zarar vermiş olabilir. Bu gibi durumlarda yedekleme, yeri doldurulamaz öneme sahip verilerinizi korumanıza yardımcı olur arkadaşlar. Bu şekilde yaşanabilecek olaylarda aldığınız yedekleri tekrar kullanılabilir duruma getirebilirsiniz arkadaşlar. Yani orijinalini kaybetseniz dahi sizde yedeği olduğu için bu şekilde kullanabilirsiniz. Az önce dediğimiz gibi yerel yedekleme ve bulut yedekleme olarak iki yedekleme türü vardı. Verilerimizi elimizde bulunan harici hard disk, USB bellek, CD gibi donanımlara yedeklemeye yerel yedekleme adı veriyoruz arkadaşlar. Yani belli bir donanım içerisine yüklediğimizde, kendimiz sakladığımız bir donanıma yüklediğimizde buna yerel yedekleme diyoruz. Bu videoda da görüyorsunuz harici bir hard disk var. Bu hard diskin içerisine bilgisayardaki verileri yüklüyorlar. Eğer bilgisayardaki verilere bir zarar gelirse bu harici hard diskten tekrar bilgisayara yükleme yapılıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz harici bir hard disk. Tabi USB bellek, CD gibi donanımlara da yedek alınabilir arkadaşlar. Sonrasında bir diğer yedekleme yöntemi bulut yedekleme. Bir bulut depolama hizmetine abone olursanız verilerinizi sizler için yedekler ve saklarlar. Bu hizmet için belli bir ücret ödemeniz gerekebilir. Burada da internet üzerindeki bir servise aylık bazda belli bir miktar para ödüyorsunuz ve videolarınızı, resimlerinizi, görsellerinizi, verilerinizi oraya yüklüyorsunuz. Ve eğer normal telefonunuzdaki, bilgisayarınızdaki verilerinize bir zarar gelirse oradan tekrar kurtarabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna Amazon'un cloud sistemi örnek verilebilir, bulut sistemi ya da iCloud örnek verilebilir Apple telefonlarda. Bu şekilde internet üzerinde de belli bir miktar para ödeyerek yedekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.